şey doğru mu söyledim Saat? Cacekli. Yani, bir şeydir, bir şey demektir herhalde ama biz bilmiyoruz. Cacek'ten gelen... Cacek ne, bir yer mi? Bir yer Cacek yer. Umuyorum ki yerdir. Nerede? Bir yer. Bir yer. Peki nerelisiniz efendim? İstanbulluyum. Soy sop nereden gelmiş? Soy sop anne tarafım Çankırı, baba tarafım Sivas. Öğrenci misiniz Serhat? Henüz bitirdim. Ocak ayında Koç Üniversitesi fizik ve matematik bölümlerinden mezun oldum. Pek güzel. Şimdi de Tophane'de bir Çağdaş Sanat Galerisi'nde stajyerlik yapıyorum. Güzel gidiyor, her şey yolunda. Kiminle geldiniz Serhat yarışmaya? Yarışmaya annem, babam ve üç kardeşim ikisiyle geldim. Oh maşallah, ailecek buradasınız demek ki. Evet. Annenizden başlıyor. Hanımefendi hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Eksik olmayın, ben de iyiyim. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben ev hanımıyım, 4 çocuk sahibiyim. Maşallah. Biraz eşime de işlerinde yardım etmiştim. Şimdi de 4 yıldır Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu'nda gönüllü olarak çalışıyorum. Elinize sağlık, çok güzel yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Peki Serhat, en büyük çocuğunuz mu? Serhat benim ilk çocuğum, bir de hayatta yani en yakın arkadaşlarımdan biri de diyebilirim. Güzel. Güzel. Nasıl bir arkadaşlık bu, anne arkadaşlığı Serhat? Ortak alanlarımız çok iyi. Çok babadan şeyler... gizlenen alanlar genellikle. Evet. Ben bilirim biraz da. Sus sakın, baban duymasın. Peki babaya soralım. Sizden gizli alanlar var demek ki. Kesinlikle evet. En yakın arkadaş babanız da herhalde öyledir canım. Evet. Benim siz de en yakın arkadaşım kızım. Öyle mi? Evet. Doğal. Doğal. İsminiz nedir efendim? Osman Levent Cacekli. Doğaldır Osman Levent Bey. Değil mi? Evet. Türkiye'de bu böyle. Peki siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Dalış eğitmeniyim. Nerede? Karşıda falan mı? Etiler'de bir dalış merkezim var. Türkiye, şeyde İstanbul'da. İstanbul Etiler'de. Hafta sonları dalan arkadaşlarımızı yurt içinde veya yurt dışında turlara götürüyoruz. Müsaade ederseniz bir şeye açıklık getireyim. Cacek'in nereden geldiğini burada söyleyeyim. Beraber öğrendin sen de. Bir yük düştü ve görev düştü benim için. Cacek Sivas'ta Doğanşar ilçesine bağlı bir köyümüzün adı. Oradan geldiği için de bizimkiler soyadı kanında Cacekli'yi almışlar. Neden sormadınız, merak etmediniz? Bak babanız ne güzel açıkladı. Vallahi ben onu annemle aramızda sır zannediyordum. Demek ki... Bunun için yani. Babanız öğrenmesin. Ama sizden önce öğrendi. Gerçi babamın doğum yeri. O zaman bir şey söyleyebilir miyim Kenan Bey? Benim de soy ismim, kızlık soy ismim Ceceli. Sürekli olarak hayatım boyunca, yani okul hayatım boyunca hep karıştırıldı. Ben de Allah'ım bu soy isimden hani evlenip de kurtulayım diye düşünürken Cacekli soy ismiyle olarak daha çok karıştırıldım. Şöyle Yılmaz, Aslan, Kaya vesaire evet. Gibi soyadı olsa ne iyi olurdu değil mi? Evet. Peki efendim. Şimdi babanızın en yakın arkadaşına geldi sıra. Buyurun efendim, sizi tanıyalım. Merhabalar Kenan Bey. Ben Sena Cacekli. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji bölümünde eğitim hayatıma devam ediyorum. İşte ben eğitim araştırma diye buna diyorum, antropoloji. Evet, benim de çok ederim. Sevdiğim bir alan. Kıymet bilen birisi çıktı. Evet, hakikaten çok sevdiğim bir alan. Gel bir daha okusam orayı okurum. Ben de çok memnunum. Peki delikanlı, sizde sıra, buyurun. Merhaba, ben Yavuz Sayım Cacekli. Atakül Cumhuriyet Lisesi'nde okuyorum. Lise 2 öğrencisiyim. Abime burada manevi destek olarak geldik. Ailenin en küçüğüyüm. Ona başarılar diliyorum. Evet, abiniz de size yarışmadan sonra maddi destek olarak tabii ki. Peki. Çok konuştuk. Başlayalım mı yarışmaya? Başlayalım. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Yarışma başlıyor o halde. İlk soru geliyor. Özel işler için kullanılması yasak olan araçların üzerinde neye mahsus oldukları yazılıdır? A. Mecburi hizmete. B. Resmi hizmete. C. Sosyal hizmete. D. Umumi hizmete. Mahsustur. Ve resmi hizmete mahsustur. Son karar. Son karar. İkinci soru. Eskiden kimlik kaybedildiğinde ilk önce hangisi yapılırdı? A. Sağlık raporu alınırdı. B. Gazeteye ilan verilirdi. C. Arama emri çıkartılırdı. D. İmza toplanırdı. Abartmışız biraz.
B. Gazeteye ilan verilirdi. Son kararım. Bilirsiniz var. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Üçüncü soru. Eskiden şarkıcı olup albüm yapmak isteyenler ilk önce nereye giderlerdi? A. Tahtakale. B. Kumkapı. C. Unkapanı. D. Kapalı Çarşı. C. Unkapanı. Son kararım. Dördüncü soru. Kibrit çöplerinden 3 adet yan yana kare elde etmek için en az kaç çöp kullanılır? A 8, B 10, C 12, D 14. B 10 son kararım. Yani böyle aile cenahında bir tedirginlik mi yaşandı? Yaşanmadı mı? Asla, güvenim sonsuz oğluma. Beşinci sorudayız efendim. Sesli soru, özür dilerim. Dinlediğiniz ses kimlere ait dansın müziğidir? A. Yunanlara. B. Hintlilere. C. Eskimolara. D. Kızılderililere. Hadi bilin bunu sever. D. Kızılderililere. Son kararım. Sadece ses. Ama ne kadar lirik değil mi? Evet. Ne kadar çok şey söylüyor. Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. Bir çığlık gibi sanki. Altıncı soru. Çığlık atmasında ne yapsınlar kızılderililer? Bulunduğunuz yerde geleneksel olarak çaya süt konuluyorsa hangi ülkedesiniz demektir? A. İngiltere. B. Almanya. C. Rusya. D. İtalya. Geleneksel olarak. A. İngiltere son kararım. Pek güzel. Geldik yediğin soruya. İkinci baraj sorusuna yani. Hiç jokersiz geldik buraya. Evet. Düşüncelerinizi alalım. Güzel. Birinci veya ikinci sorularda seyirci jokerini kullanırım diye düşünüyordum da. Ama şu an gayet güzel gidiyor. Mutluyum. İnşallah böyle güzel gitmeye devam eder. Yedinci soru, baraj sorusu ve soru şöyle. Orhan Veli ve Melih Cevdet Anda ile birlikte garip akımını kuran, yaşayıp ölmek, aşk ve avarelik üzerine eseriyle tanınan şair kimdir? A. Fazıl Hüsnü Dağlarca. B. Behçet Necati Gil. C. Oktay Rıfat. D. Tevfik Fikret. C. Oktay Rıfat. Son kararım. Bravo. Tebrikler. Teşekkürler. Oğluma güvenim sonsuz diyen babanın tıkını alalım. Çok çıkarıyor oğlunuz maşallah. Ya çok mutluyum. Ne desem bilemiyorum ama başarıların devamını diliyorum. Dokunsan ağlayacak yani. Evet evet. Yani görüntüme göre biraz duygusalımdır. Hele çocuklarım konu olursa gerisi teferruattır. Serhat, 4 joker. Bir joker daha eklendi çünkü şimdi. 5 soru, 4 joker ve sonunda 1 milyon lira var. Yakın mı? Yakın. Bakalım. Hadi hayırlısı. Devam ediyoruz. 8. soru değerli seyirciler. 30 bin lira ödülü var. Ve ekranda.
Lüleburgaz, Burgazada gibi yerleşim yerlerinde ismi geçen Burgaz'ın anlamı nedir? A. Liman. B. Hisar. C. Mağara. D. Burun. Lüleburgaz, Burgazada. Liman değil gibi düşünüyorum. Hisar da olmamalı. İstanbul'da bile rastlıyoruz değil mi böyle? Kemerburgaz evet. Gibi görüyoruz. Yani. Evet. Ve merak etmiyoruz nedir acaba bu Burgaz diye. Mağara çok ilginç duruyor. Burun, Kemerburgaz. Geçen arkadaşım Kemerburgaz'da oturan biriyle karşılaştım. Aslında Kemerburgaz'ın tam nerede olduğunu bilmediğimi fark ettim. Keşke sorsaydım. Hayır, Kemerburgaz şurada da Burgaz ne demek? Liman, Hisar, Mağara, Burun. Kemerburgaz'dan gidelim. Kemerburgaz daha böyle içerilerde olması lazım. Sanırım böyle Haliç'in sağ üst kısmına doğru mu kalıyordu? İstanbul açısından baktığımda Kemerburgaz. Burun, benim bildiğim bir zamanlar liman olan pek çok yer şimdi kara. O da güzel, yani, güzel. Sadece hatırlatayım ama yanlış söylüyor olabilirim. C, Mağara, D, Burun'u elemek istiyorum. Şöyle kafamda bir %50'imi oturtayım. Anadolu Hisarı var. Rumeli Hisarı. Orada Burgaz, Anadolu Burgaz, Rumeli Burgaz mı demeliydik Hisar olsaydı ya diye. Öyle düşünüyorum. Liman güzel gibi duruyor ya. Ama yani liman Lüleburgaz ve Burgaz'a da işte tarih boyunca hani liman olarak adlandıracak bir şekilde böyle kalabalık yerler oldu mu Burgaz'a da? Seyirciye sorayım. Değerli seyirciler, Lüleburgaz, Burgazada gibi yerleşim yerlerinde ismi geçen Burgaz'ın anlamı nedir? A. Liman. B. Hisar. C. Mağara. D. Burun. Süre 10 saniye. Şöyle %40 liman demiş seyirci. Ona en yakında %31 de Burun. Burgazada'ya Burun olduğu için oraya adanın ismini başına Burgaz koyup da yani Burun Ada, Liman Adası, Lüle Liman, Lüle Burun, Lüle Burnu. %50 mi kullanayım diye düşünüyorum ama risk almak da istiyorum biraz. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangisi olabilir diye düşünüyorum. Acaba doğru cevap verecek mi Serhat diye düşünüyorum. 3 tane jokeri var. Onları unutma diye tembih etsem mi acaba diye düşünüyorum. A liman demek istiyorum ama %50 kullanalım. Yarı yarıya jokerini kullanıyor yarışmacımız Serhat Cacekli değerli seyirciler. Ve iyi bir joker kullandı bence. Yanlış olan iki cevap seçeneği çıkınca bakalım hangileri kalacak geriye. Sar ve mağara kaldı. Limandan kurtuldunuz. Burundan da. Zor oldu ya. Zor mu oldu? Biri kalsaydı iyi miydi? Liman veya burundan biri kalsaydı. Çift cevap. Joker hakkını kullanıyorum. Joker hakkımı kullanıyorum. Evet. 30 bin liranız garanti. Kullanmasaydınız hangi seçeneği tercih edecektiniz? C. Mağara. İlk aklıma gelenle devam edelim. 30 bin liranız var. Güle güle kullanın ama 3 jokerinizi burada harcamak durumunda kaldınız. Keşke kalmasaydınız. Ama kıymetli bir jokeriniz olduğunu tahmin ettiğim telefon jokeri duruyor hala. Evet. Ben de merak ediyorum.
Kim o? Kardeşim. Nedir bu kadar güven kardeşinize? Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Sonra şimdi Okan Üniversitesi'nde. Aslında onu böyle edebiyatta kullanmak istiyorum, edebiyat sorularında. Edebiyat güzel. İhtimaldir, güzel. Evet. Genellikle edebiyatla ilgili sorular hazırlıyor arkadaşlarımız. Evet. Bakalım 9. soru öyle bir soru mu? 60 bin lira ödülü var ve ekranda. Yunan mitolojisindeki hikayede Güneş'in arabasını çalıp kaza yapan oğlu adını hangi araca vermiştir? Valla biraz gelmeden Yunan mitolojisine baktım. Orada bayağı zayıfım. Ama bu tarz sorularda böyle kelime kökenlerinden bakmak çok yardım ediyor bazen. Genelde öyle oluyor elbette. Zaten bu yarışmanın özelliği bu. Evet. Yani cevabı bilmiyor olabilirsiniz ama soruyu doğru okuyup cevaplar arasında ilişkiyi doğru kurarsanız da doğru cevaba ulaşabiliyorsunuz. Ambulans gibi duruyor. Çünkü fayton, füze, fayton biraz böyle Fransızca kulağa geliyor. Daha böyle Latin kökene sahip. Mitolojideki karakterlerden... Evet, oralardan gidilebilir belki. Oradan ses uyumuyla ambulans... Zeus, Athena, Afrodit, Apollo. Füze, Athena, kamyon, Zeus. Zeus ve Athena'dan ileri gidemiyorum. Fayton'da da aslında ambulans, fayton. Hani böyle PH, faydon diye yazabilirsek. O da sanki bir mitolojik karakter gibi duruyor. PH'la. PH, A, faydon. Füzeyi öyle... Füze. Zaten F. O da yine PH olabilir. PH, füze yok, o olmuyor. Python'da daha güzel oluyor. Kamyon o hiç olmaz. Kardeşimi arayalım mı? Arayalım. Ben de merak ediyorum ne cevap vereceğini. Herhalde Serhan değil mi? Evet. Biraz önce hakkında bilgi aldık. Bakalım, ben de merak ediyorum ne diyecek Serhan. Evet, çalıyor Serhan'ın telefonu. Evde midir? Evde herhalde. Alo Serhan. Alo, merhaba. Serhan Cacekli ile görüşüyorum değil mi efendim? Doğrudur efendim. Efendim, ben de Kenan Işık. Merhaba Kenan Bey. Abinizle yarışıyorum Serhat'la. Serhan, söyleyeyim. 60 bin liralık soru bu. Peki. Serhat değil. Soruyu söyleyecek. Siz de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırsınız. Bütün aile burada, ona göre. Peki. Kolay gelsin. Buyurun. Serhan. Serhan'ım, Yunan mitolojisindeki hikayede, Yunan mitolojisinde Güneş'in arabasını çalıp kaza yapan oğlu adını hangi araca vermiştir? A. Ambulans, B. Füze, C. Fayton, D. Kamyon. Güneş'in arabasını çalıp kaza yapan oğlu A. Ambulans, B. Füze, C. Fayton, D. Kamyon. Bu Yunan mitolojisinde bir karakter. Güneş'in arabasını çalıyor. Ya şıkları bir daha alabilir miyim? A. Ambulans. A. O 4 saniyede. Şıkları bir daha ister ama siz daldınız, söyleyemem. Yok. Şıkları söylesem bile cevap vakti olmayacağını hissettim. Acele etmediniz. Ben biraz işaret ettim, size çabuk söyleyeyim. Evet. Ediş başa düştü. Ya 30 bin lira. Ya da risk alıp 60 bin lira. C. Fayton gidiyor. Fayton diye yazarsak bence Yunan mitolojisine girebilir. Ne diyorsun? Kamyon. Ne diyorsun? Ona sen karar veremezsin. Türkçe böyle bir dil değil mi? Ne diyorsunuz? Ne diyorsun?
C Fayton. Ve 30 bin lira. Mu çek. 30 bin lira kaç fayton eder? 1000 lira daha 30 fayton eder abi. Bunu büyük adaya gidip sormak lazım faytoncuma. En azından 15 fayton eder. Kelime olarak değil, anlam bakımından gitsek. Bakalım, ambulans. Yani şöyle bir kaza yapmış. Kaza yapmış. Bir aracı çarpmış. Rastgele bir tanrı ya da rastgele bir karakter değil bu. Büyük bir sorumluluğun altına giriyor. Güneş'in arabasını çalıyor. Her şeyi düşünüyorsunuz. Düşünmeniz gereken bir şey daha var, onu düşünmüyorsunuz. İnanın yani... Bir kere daha söylüyorum size, seyircilerimize, ekran başında izleyenlere. Ben bu soruyla ilk defa karşılaştım. Her zaman oldu. Ben de sizin gibi düşündüm. Soruya baktım. Sonra seçeneklere baktım. Bu olur dedim içimden ama gerekçelerim var. Sonra size söyleyeceğim. İkarus kamyon değil mi? Ondan mı bahsediyoruz? Ne diyorsun? Yani ne diyor? İkarus'u kamyon yaptı ki yani. Bu yarışmayı yani her şeyi... İkarus ne? Minimiz miydi? Her şeyi değil mi? İkarus aslında vinç olması lazım. Yok, minimiz miydi? O bir marka herhalde. Kahve alamıyoruz herhalde. 30 bin lira... Böyle kısa sürede ne işimize yarayacak? 30 bin lira? Yani bir acil derde deva olacak mı? Yo, aklımda birkaç... Ufak tefek proje var yapmak istediğim. Onları kullanacağım. Bir tane ufak böyle simitçilerin el arabası olur ya. Ondan alacağım. İşte Meksika mutfağından ufak tatlarla beraber. Asmalı Mescid Karaköy. Ha güzel. Güzel. Hafta sonları. Acılı yani. Acılı. Güzel. Bakalım. Ona yeter herhalde. Yani fayton olmaz da. Yani nohut pilav yerine onu da yiyebilir. Onu yiyebilir yani. Köfte. Yani nohut pilav alıyor, yanına da turşu, onu geçip hemen direkt... Evet, Koç Üniversitesi, orada yazarsanız Koç Üniversitesi fizik matematik bölümünü bitirdi. Şu anda... Artık bunu anneniz ne der onu bilmem mi yani? Babanız herhalde şunu der, oğlum niye bu kadar para verdim okuttum? Bunu baştan da yapabilirdin diye. Demiyor, hiçbir şey demiyor. O sadece seviyor o kadar. Ama gelir. Affedersiniz araba bir şey yapma. Araya gireceğim ama bugüne kadar bütün çocuklarımın hepsi ilkokuldan beri bütün eğitim, öğretim şeylerini bursla okudular. Bir lira para harcamadan sağ olsunlar öyle vaziyette. Evet bu alkışı dörtte çarpmamız lazım arkadaşlar. Dört tane çocuk var çünkü. C Fayton, eminim, son kararım. Arabadan başka ne olabilir ki yani mitolojide Allah aşkına. Yani atlı arabadan başka neye çarpılabilir? Bana ne var yani? Ya at var ya atlı araba var. Yani. Yok. Başka bir şey hep yok. Hep faytoncuyla ben şey olduğu için hep onunla muhatap oldum. Atlara hiç bakmadım.
Fayton ve faytoncu. Faytoncuyla bu adam oluyor yani. Eski böyle Ben Hur falan gibi filmlerde de hep yani. Ne arası oldu füzek, kamyon, ambulans. Atlar öyle süslemeler böyle gereksiz. Ne olsun oğlum neye çarpabilir yani? En fazla iki atlı arabaya. Kolay soruymuş değil mi? Kolay soruymuş. Biraz sizi zorladı ama. Burgaz da. Anında söyleyebilirsiniz fayton diye. Evet. Her neyse. Şimdi artık benim tarzım soru gelmesi lazım. Bunu böyle okuduğum anda bu soru benim diyeceğim. Geliyor. 125 bin lira değerli seyirciler. Sorunun karşılığı. Gördüğünüz gibi başarılı, cesur bir yarışmacı var karşımızda. Umarım ki bu başarısı devam eder. Çünkü 3 soru sonra 1 milyon lira kazanacak. En azından 2 soru sonra bize 1 milyonluk soruyu gösterecek. Geliyor soru. Neil Armstrong'la birlikte Ay'a giden Charles Duke Ay'da hangisini bırakmıştır? A. Ailesinin fotoğrafını. B. El radyosu. C. Dedesinin saati. D. Beyzbol topu. Direkt yani beyzbol topu. Yakışır diyorsun. Amerika yakışır. Ayı. Amerikalı. Dedesinin saatini içmiyor. Bak ailesini bozuyor. Zaten ya ikisini götürecek bırakacak orada. Hem ailesini bozuyor hem dedesinin saati. Böyle bir set olarak yapması lazımdı. İkisinden biriniz böyle seçmiş olamaz böyle düşünün. İlk seferde el radyosuyla niye gittin oraya? Ama beyzbol topu ufak. Bir de küçükken hep ben astronot olmak istiyordum. Benim kuşağın verdiği böyle bir özellik olarak. Valla ben çok hıza geldim. Hiç uzatmadan beyzbol topu diyecek gibiyim. Çünkü direkt böyle ortamı göz önüne getirdiğinde o ayın yüzeyi, arkada dünyayı görüyorsun. Yakışıyor diyorsun. Yakışıyor. Beyzbol topunu da oraya böyle bırakıp gitmiş olabilir. D. Beyzbol damga. Topu. Damga mı yani? He? Damga olarak. Damga olarak. Biz keşfettik. Hatta Charles Duke beyzbol topunu büyük ihtimalle o sevdiği beyzbolcuya imzalatıp da götürmüş olabilir. Böyle bir ayrıntı var. Onların öyle adetleri var. Sorarız, sonra bakarız. Çeki bir böyle sallasınız bir şeyler. Siz bir şey söyleydi ben de sallayayım. Ha beyzbol, pardon. Beyzbol topu mu? Çekme. Çekme. Unutur muyum yani değil mi? D beyzbol topu. Çek. Fayton da bana çok zaman kaybetti. D beyzbol topu eminim son kararım. Hadi. 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 Ben Charles Duke'un ailesinin olduğunu bilmiyordum. Kimlerden mi Charles? Kimin nesi? bahane veriyorlar. Charles Duke'ü ben çok okudum ama ailesi yoktu. Ya veremiyorum, görüyor musunuz şimdi? Gerçekten yani ne derler ona böyle hatırlanası bir yarışma çıkardınız. Unutulmayacak yarışmacılarımız vardır. Bizim siz de onlardan birisiniz. Teşekkürler. Keşke yani üzerinde böyle 125 bin lira olan bir çekle sizi uğurlasaydım. Bunu çok samimi söylüyorum. Her haliyle iyi bir yarışmacıydınız çünkü. Ne diyeyim, vah vah mı? 15 bin lira iyidir yani. İyidir. Şey için. Araba güzel olur. Simitçi arabası. Ben onu 60 bin yaparım. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Gerçekten. Başarılar diliyorum. Çok memnun oldum. Çok başarılı. Ben de memnun oldum. Buyurun.